Peki Rüzan Hocam, genel anlamda toparlayacak olursak ekranların başında bizleri izleyen, SRT televizyon izleyenlerimize Sivaslı hemşehrilerimize, sizi bir Sivaslı olarak da bir Sivas Divriğili olarak toparlayacak olsak neler söyleriz efendim? Bütün hemşehrilerime selamlar olsun, onu söyleyeyim. Yani toparlayacak olursak aslında şey içinde konuştuk. Yani genel sağlık problemi açısından. Yani sigara kullanımı, özellikle son zamanlarda arttı, nargile kullanımı, bunlar yani çok üzerine düşmek lazım. Biraz sigara hani nargileyi ayrı tutuyorlar. Yok bu abi, aynı. İkisi de son derece zararlı yani. Evet. Yani bu konuda işte çocukları bilinçlendirmek lazım. Kendilerini bilinçlenmesi lazım. Çocukları bilinçlendirmeleri lazım. Yani bir çocuk sigaraya alıştığı zaman yani ömründen 10 yıl, 20 yıl gidiyor. 30 yıl gidiyor. Bazen çünkü eğer diyelim ki kalp damarlarında ailesel olarak bir de yatkınlık var ise ve çok sigara içiyorsa bu çocuklar 30'lu 40'lı yaşlara geldiği zaman kalp krizinden kaybediyoruz. Şu anda yani çok acı maalesef. Yani çok görüyoruz çevremizde 30 yaşında 40 yaşında kalp krizi geçirip ölenleri. Yani bu kadar erken yaşta olmasının en büyük sebebi sigaradır. Yani sigara içmese o çocuk belki 30 yaşında değil 60 yaşında kalp krizi geçirecek. Hocam sigara yaşı da çok düştü. Hem düştü hem de çok yaygın. Yani bu konuda çocuklarımızı çok iyi eğitmemiz lazım yani. Aslında burada ebeveynler iş düşüyor. Çocukları son derece okulda zaten muhtemelen eğitimini alıyordur ama ailenin de buna üzerine basa basa, aile zaten kendisi içiyorsa kendisine bırakması lazım ki zaten çocuk bıraksın. Bir de o var yani. Yani sen içmeyeceksin ki çocuğun da içmesin. Sen içersen çocuğun da içer. Yani kendini düşünmüyorsanız çocuğunuzu düşünmeniz lazım. Öyle diyeyim yani. O konuda çok büyük efor harcamak lazım. Yani çocuğu olan kişilerin sigarayı muhakkak bırakması lazım. Ve çocuğun da bu şekilde eğitmesi lazım. Çok ciddi bir sağlık problemi. Evet. Çok ciddi yani, az buz değil yani. Yine aynı şekilde de söylediğim gibi kiloyla, çocukların kilosu ve çocuklarımızı muhakkak bir spor hobisi oluşturup yetiştirmemiz lazım. Hadi kendimizi geçtik belki. Bizim zamanımızda bu kadar spor olanlar yoktu ama şimdi yani bizim zamanımız eski bundan bir 30-40 yıl öncesiyle şimdi arasında çok farklar var. Eskiden biz sokaklardan eve girmezdik. Akşama hava kararına kadar sokaklarda oyun oynardık. Şimdiki çocuklarda öyle bir şey yok. Geliyorlar eve, ödevini yapıyor. Ondan sonra bilgisayarın başında oyundu, işte filmdi, neyse. Çok hareketsiz kalıyorlar. Onun için muhakkak bir spor hobisi yaratmamız lazım. Yüzme mesela çok iyi bir hobi. İşte buz pateniydi, voleyboldu, basketboldu, futboldu. Yani aklınıza ne geliyorsa tenisti, masa tenisi, normal tenis. Muhakkak bir tane bir çocuğumuzu bu şekilde eğitmemiz lazım. Bir spor hobisi muhakkak oluşturmamız lazım yani. Evet. Yediklerimize, içtiklerimize dikkat edelim. Tabii. Zaten çocuklarımızı da eğitmemiz lazım. Önce insanlar kendisi öğrenecek ki bu demin bahsettik bu abur cuburların, bu paketlenmiş gıdaların, şekerli gıdaların ne kadar zararlı olduğu artık çok aşikar. Yani çocuklarımızı da bu şekilde eğitmeye çalışalım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gel, vermiş olduğunuz bir güzel bilgilerden dolayı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet kıymetli Sivas Radyo Televizyonu SRT'yi izleyenlerimiz, bugün Şifa Kapısı programımızda önemli bir konuya değindik. Kalp kapak hastalıkları, kalp damar hastalıklarını Profesör Doktor Ali Rıza Cenel hocamızdan dinledik. Kalp ve damar cerrahisi uzmanımız bize gerçekten çok önemli bilgiler verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli SRT televizyonumuz izleyenleri ise bizlerden ayrılmamanız ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim.